Destur! Şehzade Osman Hazretleri! Şehzadem, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sizinle konuşmam gereken bir husus var. Amcam Mustafa hakkında. Geçen gün amcamla birlikte bahçedeydik. Ben onu havuzu altına atarken gördüm. Bir kese altın. Neden yaptın diye sordum. Balıkları besliyorum dedi. Anlaşılan vaziyeti ağır. Ne bekliyordun ki Osman? Hı? Hünkâr babanın emriyle kaç kez cellatlar geldi kapısına. Yıllardır o kafeste bir başına. Ne bekliyordun? Dilruba. Amcanız zor günler geçiriyor şehzade. Harem hayatına alışmakta güçlük çekiyor. Ve ben size bir anne olarak yalvarıyorum. Bu hadiseyi hiç kimseye... Merak etmeyin, demedim. Demem. Ben sadece amcam için üzülüyorum. İyileşmesi için bir şey yapmak lazım, öyle değil mi? Bazı ilaçlar içiriyorum. Lakin onun asıl ihtiyacı olan şey bizlerin sevgisi ve alakası. Emin olun zamanla düzelecek. Amcam yıllardır sırça köşkte kapalıydı. Hiçbirimiz görmedik onu. Unuttuk. Unutmak istedik belki de. Ne suç işlemişti ki? O yaşta ne suç işlenir ki? Hainler. Şehzademizi kullanıp hünkâr babama karşı isyan etmiş. O da canını almak yerine böyle bir çare bulmuş. Yat avucu ağzına. Ya sen? Tahta çıktığında yapar mısın kardeşlerin aynısını? Dinar. Dinar, böyle bir şey yapmam ben. Yapamam. Yüreğim el vermez. Düğünden sonra derslere ve talimlere daha ağırlık verseniz iyi olacak şehzadem. Elimden geleni yapıyorum. Her şeye hazırlıklı olmalısınız şehzadem. Yarını neler getireceğini bilemeyiz. Neticede hünkâr babanızın tahta çıktığı yaştasınız. Hayırdır Lala? Nereden çıktı şimdi bu? Sancağa gitmek istiyorsunuz. O yüzden dedim şehzadem. Sancak beyliği kolay iş değil. Atları çok seviyorsun. Cennetin rüzgarı atların iki kulağının arasından esermiş derler. Atlar bana huzur veriyor. Ben? Senin yerin ayrı melek Sima'm. Sen benim saadetimin yıldızı oldun. Bunlar ne güzel atlar böyle. Hünkârımızın has ahırı için hususi olarak getirildi şehzadem. Melek Sima. Şu rengine bak, ne kadar güzel değil mi? Bak. Hünkârımızın yeni atları. İkisi de hayli kuvvetli yağız. Güzel atlar.
Az evvel validemle konuştum. Senin şu sancak meselesi. Boşuna hayal kurma diye söylüyorum. Validem hünkârımıza söylememiş bile. Validem bana söz verdi. Bugün yarın konuşacaktır hünkârımızla. Seni oyalamak için söylemiş. Zira mümkün değil dedi. Sancağı göndermeyecekler seni. Hünkârımızla konuşabildiniz mi validem? Sancağa çıkmak istediğimi biliyorlar mı? Henüz fırsatım olmadı Osman. Malum zor günlerden geçiyoruz. Münasip bir vakitte açacağım mevzuyu. Ben çocuk değilim validem. Beni oyaladığınızın gayet farkındayım. O nasıl söz öyle Osman? Yalan mı? Mehmet'e sancağa gidemeyeceğimi söylemişsiniz. Eğer siz konuşmayacaksanız hünkârımızla ben kendim konuşurum. Validen olarak senin için en iyisini istiyorum Osman. Vakti geldiğinde gideceksiniz elbet. Lakin henüz erken. Osman'ım, Mehmet'im, benim aslan parçalarım. Aranızdaki bu küskünlük beni ziyadesiyle üzüyor. Bir an evvel bu kırgınlığa bir son verin. Kardeş sevgisi bu cihandaki en kıymetli şeydir. İstikbalde ne olacağını yalnız Allah bilir. Siz her daim adil olacaksınız. Dostunuza da düşmanınıza da. Zira adaletin kefesi bir kez şaştı mı bir daha doğruyu bulamaz. Hükmünüzü öfkenizle değil, merhametinizle verin. Öfkeyle yaktığınız ateş döner yine sizi yakar. İktidar hanesinde hainden bol bir şey yoktur aslanlarım. Yüzünüzü birbirinize, sırtınızı düşmanlarınıza dönün. Koruyun, kollayın birbirinizi. Merak etmeyin hünkârım. Öğütleriniz her daim kulağımda olacak. Benim de hünkârım. Gelin bakalım benimle. Dün getirdiklerinde buradaydım. Bu ata bayıldım hünkârım. Sizin atınız olduğunu söylediler. Benim değil Osman. Senin atın. Hususi getirdim. Atlara olan alakan malum. Zarif, hassas bir at. Eğer onunla bir olur, ruhundan anlarsan can yoldaşın olur. Asla yalnız bırakmaz seni. Sağ olun hünkârım. Bu hediyeniz benim için çok kıymetli. Rengine bayıldım. İsmini düşündüm bile. Sisli kır olacak. Ala. Siyah olan da senin Mehmet. Asi, güçlü. Zapt etmesi zor. Ancak senin gibi iyi at binen bir şehzade hükmedebilir ona. Sağ olun hünkârım. Osman abi, kılıç talimi yapalım mı? Gece gece ne talim Murat? Validem nerede? Dünden beri görmedim. Has odadalar şehzadem. Hünkârımızla birlikte. Cihan Kuralı'lı böyle aşk görmedi. Ne oluyor validem? Niye toplandık böyle? Anlatacağım Mehmet'im. Gel.
Validem. Ben de sizi görmek, hünkâr babamla nikahınız vesilesiyle sizi tebrik etmek istiyordum. Bundan böyle hayatım sizlersiniz. Sizler ve devlet-i âliye. Ve bilmenizi isterim. Her ne yapıyorsam sizin huzurunuz ve selametiniz için. Ne oldu validem? Neden böyle dediniz? Korkutuyorsunuz bize. Ne oluyor validem? Ne bu haliniz? Hünkâr babanız Sultan Ahmet Han Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah'ım esirgesin sizleri şehzadem. Valideniz burada. Biz de buradayız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Nasıl olur? İnanmıyorum. Daha dün birlikteydik. Sonra sizin nikahınız kıyıldı. İnanmıyorum. Aklım hafsalım almıyor. Epeydir midesinden rahatsızdı. Mahtem öyle niye sakladınız bizden validem? Son günlerde kullandığı bir ilaç vardı. İyileşti zannettim. Üzülmeyelim diye benden bile gizlemiş vaziyetini. Aniden fenalaştı. Şimdi biz ne yapacağız babam olmadan? Birbirimizden kuvvet alacağız Mehmet'im. Birlik olacağız. Osman'ım. Bir daha babamı göremeyeceğim. Beraber aynı sofraya oturamayacağız. Ava çıkamayacağız. At binemeyeceğiz. Oğlum diyemeyecek bana. Sarılamayacak bana. Ben de ailemden ayrıldım. Annemden, babamdan. İkisi de öldü. Günlerce uyuyamadım. Ağladım. Bir daha asla gülemeyeceğim sandım. Belki sen elimden tutana kadar acım seninle dindi, seninle yasım geçti. Şimdi izin ver ben senin elinden tutayım.
mutlu olayım. Şimdi ne olacak Şehzadem? Sancağa gidecektik Manisa'ya. Bu artık mümkün değil Melek Sima. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne olacak peki? Taht asla boş kalmaz. Tevhamül icabı yarın en büyük evlat olarak tahta ben çıkacağım. Padişah olacağım. Validem. Osman'ım. Neydi Şehzadem? Bunu hiç beklemiyordum validem. Babamın daha uzun yıllar başımızda olacağını düşünüyordum. Nasıl bir kader bu? Tam da onun tahta çıktığı yaştayım. Allah sana uzun ömürler versin oğlum. Mesuliyetimin farkındayım validem. Yarın sabah tahta çıkacağım. Ve şunu bilin, emin olun, asla sizi sükûta hayale uğratmayacağım, mahcup etmeyeceğim. Elbet bir gün layık olduğun tahta oturacaksın Osman. Lakin bugün değil. Nasıl? Ne demek oluyor validem bu? Teamül icabı taht benim hakkım değil mi? Analığım da olsanız siz buna karar veremezsiniz. Saltanat Ekber evladın padişah olmasıyla sürer. Osman beni dinle. Mehmet değil mi? Onu çıkartacaksınız tahta değil mi? Mehmet değil. Amcanız Mustafa çıkacak. Amcam mı? Nasıl? Olamaz. Olamaz. Bu mümkün değil bu. Bu olamaz. Bu görülmüş şey değil. Taht benim hakkım. Amcam yıllardır tecrit altında bir şehzade. Hasta bir şehzade o. Sen vaziyeti biliyor muydun? Ben neden tahta çıkamıyorum? Söyleyin bana. Yoksa siz... Siz benden şüphe ediyorsunuz değil mi? Tahta çıkarsam... Kardeşlerime kıyacağımı düşünüyorsunuz. Bu yüzden mani oluyorsunuz değil mi? Nasıl gelir aklınıza bu? Ben yapar mıyım böyle bir şey? Yapmayacağını biliyorum aslan. O halde neden? Ben kişilerden azade nizamı değiştirmek niyetindeyim. Bu sadece bir tedbir. Bir şeyi çok merak ediyorum. Eğer büyük olan ben değil de Mehmet olsaydı yine aynı şeyi yapar mıydınız? Amcamı tahta çıkartır mıydınız? Elbette ben mi? Boşuna yormayın kendinizi. Asla böyle bir şey yapmazdınız biliyorum.
Altyazı M.K.